İhtiyacı yer konumuna göre bu şekilde tam 11 tane köyün. Bolu merkeze bağlı Yazıören, Bahçeköy, Ahmetler, Tatlar, Olduruk, Alçıören, Aşağı Çamlı, Çayırköy, Karamanlar, Çaygökpınar, Yuva köylerinde Bolu İl Özel İdaresi'nin destekleriyle güneş enerji sistemine geçti. 11 ilde bulunan su depoları hanelere su ulaştırmak için elektrik direklerinden enerji kullanıyordu. Her ay köy sakinlerinden toplanan paralarla su deposunun elektrik gideri karşılanıyordu. 11 köyün su deposunun yanına yaklaşık 5 milyon lira maliyete güneş enerji sistemi kuruldu. Su deposunu çalıştırmak için elektriğin maliyetinin yüklü miktarda geldiği köylerde artık elektriğe ücret ödenmeyecek. Tam çalışma kapasitesi 2,5'unu güneşten olsa 2,5'unu enerjiden ayarladılar. Onu o şekilde ayarlamışlar. Makine o şekilde çalışıyor. Bolu İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Gücer, güneş enerji sistemi takılan 11 köyü ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Şimdi Bolu merkez ilçenin 112 köyü var. Bu 112 köyden 26 köyümüzde sondaj kuyularımız var. Bu 26 köyün sondaj kuyusu olan köylerden 13 tanesi sadece sondaj suyuyla ihtiyacını karşılıyor. Biz de bu çalışmalarımızı İl Özel İdaresi'ndeki arkadaşlarımızla Köylülere Hizmet Götürme Birliği ekibimizle birlikte gerçekleştirdik ve şu anda 11 köyümüzün sondaj suyunu güneş enerji sistemiyle, yani vatandaşımızın, köyümüzün, köylümüzün, sayın muhtarlarımızın elektrik paralarını minimize ederek bu sistemlerimizi kurduk. 11 de şu anda çalışıyor ve bu 11 köyümüzde yaklaşık 4000 nüfusumuza hitap ediyoruz. Yani 4000 nüfusumuz var. Önümüzdeki süreçlerde inşallah sadece sondaj suyu kullanmamasına rağmen bu güneş enerji sistemlerine ihtiyacı olan köylerimize de sırasıyla PTRB bu sistemi kurmaya devam edeceğiz inşallah. Ve bu konuda bizi her zaman destekleyen Sayın Valimize, Milletvekilimize, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimize, Köylü Hizmet Götürme Birliğimiz, Vali Yardımcımıza ve ekibimize teşekkür ediyorum. Köyümüze, köylerimize ve muhtarlarımıza hayırlı olsun diyorum. Yazıören Köyü Muhtarı Abdullah Özkan, kuyumuz 1996 senesinde köyümüze kazandırıldı. Bu kuyudan başka kullanılacak suyumuz olmadığından elektrik sarfiyatımız köy halkımıza yüklü geliyordu. Özel idaremiz böyle bir proje başlattı. Elektrik sarfiyatımız %70 oranında düştü diye konuştu. Bu kuyumuz sene 1996 senesinde köyümüze kazandırıldı İl Özel İdaresi tarafından. Bu kuyudan başka kullanacağımız suyumuz olmadığı için elektrik sarfiyatımız veya köy halkımıza yüklü geliyordu. Ve özel idaremiz böyle bir proje başlatmış ve çok güzel oldu. Şu anda elektrik sarfiyatımız hemen hemen %70 gibi buradan karşılıyoruz güneş enerjisinde. Çünkü gece bu gece güneşten alamadığı için gece SEDAŞ'tan kullanıyoruz yine. Şu andaki yapılan işlem hakikaten köylerimize, yani biz kendi köyümüz için konuşayım, köyümüz için çok güzel oldu. Özel idaremize, sayın valimize, sayın başkanımıza ayrıyeten çok teşekkür ederim. Bundan hariç köylerimize daha güzel hizmetler verdi. Ben 10 senelik muhtarım, 2014'te muhtar oldum. Başkanımız da 2014'te İl Genel Meclisi başkanı oldu. O günden beri beraber uyumlu bir şekilde köylerimize hizmet verdik ve çok faydalı işler yaptı. Başkanımıza ayrıyeten teşekkür ederiz. Yani bu projeyi de bize kazandırdığı için tekrar teşekkür ederiz. Köy halkımız bu konuyla ilgili çok memnun oldu. Çünkü biz 96'dan beri köy halkımızdan su parası topluyoruz. Elektrik faturasını ödemek için. Şu anda inşallah köy halkımızdan su parası olayını minimuma düşüreceğiz. Gerekirse hiç toplamamayı da düşünüyoruz. Yani köyümüzün gelirlerine göre bakacağız. Yani köy halkımızdan hiç bu su parasını da almak istemiyoruz. Yani İnşallah ilerleyen tarihlerde bunu yapacağız. Ama tabii bir 2-3 ay bu sistemin çalışmasını düzgünce bir göreceğiz. Yani en geç bahar ayında diyelim, niyetim, ya yani benim niyetim köy halkından hiç su parası toplamamak. Yani tamamen ücretsiz bir su vermek köye. Niyetimiz o, bakalım.